Merhaba, Vazo'da Çiçekler programımızın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün konumuz güzellik. Konuğum da çok hoş bir hanımefendi, güzellik uzmanı İknur Ekinci. Hoş geldiniz İknur Hanım. Hoş bulduk Filiz Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim çok şükür. Bizi kırmadınız, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konumuz güzellik dedim. Sorularımın cevaplarını almak için çok heyecanlanıyorum. İlk sorumdan o zaman başlıyorum. Ama ilk sorumu sormadan önce kısa bir kendinizi tanıtmanızı istiyorum ve mesleğinizle ilgili biraz böyle bize bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Beni tanıtacak olursak eğer, mesleğine aşık, bayan kuaförü ve güzellik uzmanı diyebiliriz kısaca. Ne kadar güzel. O zaman şunu soracağım. Genel anlamda sizce güzellik nedir? Genel anlamda güzellik bence çok göreceli bir kavramdır. Güzelliğe yani geçmişten bugüne bakacak olursak çok çok şeylerin değiştiğinin farkındayım. Kültürel anlamda kuaförlüğü açıklayacak olursak eğer, geçmiş zamanda Kleopatra bilirsiniz. Kleopatra'yı tarif edecek olursak ben de zaten keşke olsaydı da resmini de Evet, gösterebilseydik. çok güzel Burada da olurdu. tanıtabilseydik. Para üzerinde görmüştüm. Gayet böyle karga burun günümüzün kavramıyla tabiriyle. işte ben çil gibi olan bir kadın anlatımıyla Kleopatra bir de şimdiki günümüzdeki güzellik anlayışına. Bence göreceli ve değişken bir kavram güzellik. Ama bence güzel bakılabilen her şey güzellik. İknur Hanım, şimdi bazı insanlar mutlu olabilmek için kendilerinde bir takım ufak tefek değişiklikler yapıyor. Hani estetik anlamda, güzellik anlamında. Sizce gerçekten bunun mutlulukla bir alakası var mı? Tabii, bence yüksek oranda. Bunu erkekler ve kadınlar olarak da yapıyoruz. Gerçekten erkekler de buna bazen Son ihtiyaç zamanlarda duyabiliyor. şahit oluyoruz, evet. Evet, Fazla rağbet var değil mi erkeklerde inanılmaz. de? Özellikle bu son 3 yıldır falan. Kadınlarda tabii bu daha yüksek oranda. Yani kendini güzel hissetmek, güzel görmek, kendini sevmek, işte cildini sevmek, tırnaklarını sevmek, yüzünü sevmek, saçlarını sevmek bizim için en güzel şey. Kendime baktığımda kendimi sevebilmem. Kendinizi sevin ve kendinize zaman ayırın. Ne Bu kadar bence güzel, dünyanın en ne güzel. kadar güzel. Şimdi Evet. size baktığımda böyle çok pozitif bir yan görüyorum ben. Böyle dertli bir insan yanınıza gelse kendinizi iyi hissedecek bir enerjiniz var, hissettirecek kişiye. Şimdi bazı kuaförlerin, güzellik uzmanlarının, berberlerin hani biliyoruz, insanların dertlerini dinlemek gibi bir güzel huyları da var. Hatta ellerinden geldiğince onlara bazı nasihatlerde bulunup bir takım yardımlarda da bulunuyorlar. Bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Siz de hiç tanık oldunuz mu kendinizde? Valla Filiz Hanım, buna çok çok samimi bir cevap vereceğim. Bu benim mesleğimin en sevdiğim yönlerinden biri. İnsanların hayatına dokunmak. Gerçekten öyle. Kadın içeri girdiğinde hemen onun avrasından gergin ya da mutlu ya da mutsuz olduğunu ya da gerçekten bir değişiklik istediğini hemen anlayabiliyoruz. Ve buna göre müşteriye muamele yapıyoruz. Geçenlerde çok kısa bir örnek vereceğim buna. Tabii. 20-25 yaşlarında 3 yaşında bir kız çocuğu annesiyle tanıştık. Benimle tanıştığında yani salonuma müşteri olarak geldiğinde kendi derdini anlatırken bile kekeliyordu bayan. Ama şu an izlediğim yolu, bana ustamın öğrettiği yolu ona da öğretip gösterdim. O da bu yollardan geçti. Şu an bütün sanat okuluna gitti, bütün belgelerini aldı. Ona da bir işletme açmayı planlıyoruz inşallah. Yani anlatmak istediğim şey, evet, sadece bir bayan kuaför değilim. Oturup onların dertlerini paylaşıyorum. Onların sorunlarını paylaşıyorum. Elimden ne gelebiliyorsa, ustam bana ne yaptıysa Ne ben de kadar onlara güzel. yapabiliyorum. Bunu Evet. mesleğin dışında bir misyon edinmişsiniz. İyiliği kendinize ne kadar güzel. Hani Ama benim yardımcı mesleğim de olmayı. böyle güzel. Ne Kadınlar kadar. güzel, güçlü, dik, kendini sevince güzel. Benim işim onları güzelleştirmek. Çok Öyle güzel. saç taramak, fırçayla boya yapmak gibi Onun değil. Öyle dışında çok değil. güzel de yönleri Evet. var. Yani başka güzel yönleri de Evet, var. çok fazla. Şimdi her mesleğin çok kolay ve çok zor yönleri illaki var. Hani bunu biliyoruz. Peki güzellik uzmanlığının en zor ve en kolay yönü nedir? Güzellik uzmanlığının en zor yönü insanları memnun etmek. Kısaca bütün Bütün meslektaşlarım da böyle düşünüyordur eminim. mesleklerde, evet. En güzel yönü de dediğim gibi insanların hayatına dokunmak. Ne kadar güzel. Çok Evet. harika dönüşler de oluyordur size illaki değil Tabii mi? tabii Mutlu insan var. ediyordur Biz sizi bu insan kazanıyoruz dönüşler. ya. Yani Evet. o anki işi bittikten sonra bir gönül bağ kuruluyor. Devamlı ziyaretlere gelenler de Aynen, oluyordur. tabii, akraba olduğumuz Arkadaşlıklar müşterilerimiz var. kuruluyordur. Evet. Müşterilerin kendi aralarında kurduğu arkadaşlıklar da Evet, vardır. mükemmel. Ne kadar güzel. İlknur Hanım, insan sadece kendisi için mi güzelleşmeli? Yoksa toplumda kendini ispat etmenin bir yolu mudur? Kendisinde yapacağı ufak tefek değişimler, güzellik anlamında bazı rötuşlar. Yani kendini ispat etmeye çalışmanın bir vesilesi midir, yolu mudur bu?
Bu da göreceli Yani bir beni kavram. dinleyin, benim sözümü dinleyin, ben buradayım, varlığımı görün demenin bir yolu mudur? Yok ya, ben çok öyle düşünmüyorum ya. Az önce de bahsettik ya bir önceki sorunuzda. Kendinizi sevin. Yani biz kendimizi sevdiğimiz zaman etrafımızı da, işte çocuğumuzu da, işimizi de, evimizi de, eşimizi de derler ya, bence öyle. İnsan ilk önce kendini sevmeli ve güzellik ya da bakım ya da benim öyle varoluşum, hayır. Bizde bu güzellik deyince yüzde makyaj, işte fırçalarla boyanmak, tırnakları ojeli, güzel giyindi, mis gibi parfüm kokuyor, hayır. Bizde bakım, temizlik. Öz bakım. Evet, bizim toplumsal insan inancımıza da göre böyle. Biz temizsek bakımlıyız demektir. Onun dışında tabii varoluş. Buna çok iyi bir örnek vereceğim. Merve şu an iş arkadaşım. Benim personelim. Geçen de bunu konuştuk onunla birlikte. Dedim ki, Merve 22 yaşında bir genç kız. Merve'ye dedim ki, seni istemeye gelen iki genç var kapıda. Biri dedim kaprili, saçları uzun, kulakları küpeli, işte bir salaş gömlek giymiş, sakallı, spor. Biri de dedim böyle mis gibi takım elbiseli bir genç. Hangisiyle tanışmak istersin? Dedi ki, abla tabii ki takım elbiseli. Ama işte o kadar. Göreceli, güzellik bu Evet. kadar. Dediğim Gözün gibi. gördü. Gözün gördü. Gözün Evet. gördü. Aynen. Hadi Önemli bakalım. olan Merve buradaki Hanım'a mutluluklar güzelliğimiz. diyelim Ama burada. göreceli olarak bu Dileyelim. güzellik hayatımızda neleri değiştiriyor? İşte nelere var oluyoruz? Az önce sordunuz ya. Biz böyle Genel kalıplarımızda var oturmuş oluyoruz. düşünce bu. Şekilcilik. Evet, şekilcilik. Şekilcilik değil mi? Evet. Aslında dediğiniz gibi öz bakım önemli olan. Evet. Son sorum da şu. Benim bu konuda bir fikrim var kafamda. Bir cevabım var. Eminim sizinle örtüşecek. Tahminim sizin vereceğiniz cevap. Güzellik uzmanlığı hangi mesleğe daha yakındır? Yani konunun buraya kadar getirdiğimiz kısmında benim bir fikrim var dediğim gibi. Ya da şöyle diyeyim. Siz güzellik uzmanı olmasaydınız hangi mesleği tercih ederdiniz? Yani ben usta öğreticiyim. Usta öğreticilik belgem var. Bu belgeyi neden edindim? İnsanları da ustam beni nasıl eğittiyse, bu sanatı bileziğini elime nasıl taktıysa, ben de insanları o şekilde yönlendirebileyim, hayatlarına dokunabileyim istedim. Kesinlikle eğitmen olurdum. Bu yolda da ilerledim, oldum Eğitmen da. derken öğretmenlik değil. Bu Evet. mesleğin dışında bir meslek. Evet, kalıcı makyaj Avukatlık eğitmen. ya da Evet. doktorluk o tarz bir meslek. Yok, yine ben kendi mesleğimin eğitmeni Bir olurdum alternatifi yok galiba. diyorsunuz. Ne Hayır, kadar hayır. Ben güzel. istediğim yerdeyim ama klinik psikolog bir tanıdığım Tamam. İstediğim var. cevap buydu. Evet. Beklediğim cevap. Onu gördüğüm zaman, onun da insanların hayatına nasıl dokunduğunu gördüğüm zaman o kadar etkileniyorum ki onun gibi olmak isterdim. Tamam. Kendisini o zaman bu programda görmek istediğimizi Evet, iletelim. kesinlikle. Bekliyoruz. Kesinlikle. Selamlarımızı da iletmiş olalım. Özlem Özdemir Gök hocam, size buradan sevgilerle, sizi çok Selamlar. seviyorum. Selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sorularım bitti. İnşallah tekrar ağırlamak nasip olur size. Çok keyifli bir İnşallah. sohbetti. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar inşallah dediğim gibi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu programımızın da sonuna geldik. Yeni bir Vazo'daki Çiçekler programında buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.